o varlık fonu da şeffaf değildi. E bizim varlık fonu da şeffaf olmayınca insanların aklına ister istemez yabancı yatırımcının aklına ya bunlar bu parayı nereden kullanacak diyor. Ama arkasına gideceksin, Çaykur'u koyacaksın, BOTAŞ'ı koyacaksın, Türk Hava Yolları hisselerini koyacaksın. Ödeyemezsen adamlar gelecek, onları el konacak, koyacak. Yani varlık fonunun borçlanması çift hazineye doğru götürür. Hem daha bağlı borçlandırır. Paralel hazine. Üstelik ya bizim hazine sanki şeffafmış gibi şeffaf değil diyorum. Yani bizim hazine de şeffaf değil. Parayı nereye, kimin ne harcadığı belli değil mi? Sen vergi veriyorsun, ben vergi veriyorum. Ki sen çok vergi veriyorsun yani senin gibi kazanan adam. Ya ne alakası var? Biz emekçi insanlarız. Şimdi yani, ben senin yerinde olsam dilekçe veririm benim vergilerimle ne aldınız diye. İş Bankası hadisesi aslında neyin tezahürü? Ülkede bir kere bir siyasi boyutu var, onu geçtim. Hani biz ekonomi konuşuyoruz, ekonomi tarafına odaklanırsak eğer. Türkiye'de bir kaynak problemi var. Hane halkında, evde de var o kaynak problemi. Reel sektörde de var. Borcunu ödeyemediği için bankada da var. Bankaya destek olduğu için devlette de var. Devlet eğer kaynak problemi yaşıyor olmasaydı Merkez Bankası'nın Nisan ayında olağan genel kurulunda ocağa çekip oradaki karı hazineye erken aktarmazdı. Bir ekleme yapabilir miyim? Eğer devlet kaynak problemi yaşıyor olmasaydı işsizlik fonundaki işsizlerin 11 milyar lirasını kamu bankasına aktarıp üstüne üstlük o parayı da bitirmezdi. Evet. Şimdi İş Bankası hadisesi de o gözle bakılıyor. Kamu kâlı, bankaları kontrol altında. Banka. Aynen. Bir de şeye gitmiş, muhafazakar gitmiş bir bankadır İş Bankası. Kredi yönetimini iyi yapan bir bankadır. Oradan da işte 4 tane üyesi var CHP'nin. Onları değiştirmek, belki kredi baskısı oluşturmak, daha fazla kredi açtırmak. Yani bunlarla olmuyor bu işler. Bunlarla olmuyor çünkü içeride yetmiyor. Bu iş olmuyor. Bunu hep ne dedik? Dışarıdan, Can'dan, Hans'tan, Muhammed'den getireceksin parayı. Dış kaynağa ihtiyacımız var. Türkiye IMF'nin kapısında sürünmek zorunda değildi. Ama o kadar tuhaflıkların galebe çaldığı bir dönemden geçiyoruz ki, o kadar akıl dışı önlemler devreye sokuyoruz ki, buraya IMF dışı kaynaklar gelmiyor. IMF dışı kaynaktan kastım eskiden geliyordu buraya akın akın sıcak para, soğuk para, yatırım, fabrika kurmaya yatırım yapmaya. Ya şirketlerimiz dünyanın en ucuz şirketleri. Borsaya bak. Hakikaten şirketler. Almaya gelen yok şirketleri ya. Ya yani satıyoruz ucuza borsadan toplasa bedavaya toplayacak. Hikayesi yok. Hikayesi yok değil. Türkiye'de adalete güvenmiyorlar. Sen bugün gider İş Bankası'na el koyarsan Atatürk'ün mirası diye. Ben sana yarın ki ben öyle düşünüyorum inşallah. Bütün mirasımı sana bırakmayı düşünüyorum. Ben sana miras bırakırsam hayır hazine gelip diyebilir ki hayır Murat'ın mirası benim de deyip senden alabilir miras. Herkesten alabilir. Sen şirket kuruyorsun 2 gün sonra oyunun kuralları değişiyor. Sen oyunun kurallarını değiştiren yani Çin'in mesela çok yatırım çekiyor. Çin bildiğin komünizmden hadi sosyalizme kayan bir ülke şu anda sosyalizmi çok. Sosyalizmi ya bırak ya. Yani, yarı kapitalist de geç gitsin yani. Yani gittikçe kapitalist oluyor ama çok zenginleştiler. Yani Şangay'ın mesela gayri safi kişi başı düşen hasılası Türkiye'yi çoktan geçti. Hadi Şangay ayrı ama diğer şeylerde hemen hemen kafa kafaya bizim askeri ücretlerimiz. Evet. Yani Çin eskiden derlerdi ya 2 dolara adamı 100 gün çalıştırıyorlar. Git 2 dolara şu anda adam senin yüzüne bakmaz seni çalıştırır 2 dolara. Çin çok hızlı zenginleşti ama bu zenginleşmenin altında yatan sosyal güvenliği çalıştırmamaları. Yani sosyal güvenlik yok. Ve sosyal güvenlik sistemi Çin'i batıracak bir sistemdir ama bu çok uzun vadede olduğu için evet. Şu anda o topa girmiyorum. Murat bazen soruyorlar sosyal medyada diyorlar ki hocam eskiden çok mu demokratik değerlere sahiptik de Türkiye büyüyebildi diye soruyorlar. İşte Türkiye büyüyebildi. Türkiye kalkınamadı. İkisi farklı bir şey. Bugün de IMF'den parayı alırsınız Nisan'da Mayıs'ta ondan sonra V harfini yapıp çıkarsınız. Gene yanlış büyüme modeliyle yola devam. Gene tarımsız, gene inşaata dayalı, gene cübbesi düğmeli, eğitim sistemi şaşı, gazetesi habersiz, niteliğe değil niceliğe dayalı. Hep büyük projeler, en büyük havalimanı, en büyük buna odaklı bir sistemle gidersen gideceğin yer gene belli. Bugün geldiğimiz ya yer. Bugün haber vardı işte. Hikaye Zonguldak, yok derken bunu kastediyorum. Zonguldak Havalimanı bugün kapandı. Sen Zonguldak havalimanı yaptın. Bugün kapandı. Bugün itibariyle kapandı. Zonguldak havalimanı artık çalışmıyor. Yani sen her yere gidip stat yapıyorsun. Ya güzel kardeşim İtalya'da Inter ile Milan'ın stadı aynı. Yani adam bir hafta sonu oynuyor bir hafta sonu. Sen her ile ikişer üçer stat yapıyorsun. İstanbul'da 8 tane büyük stat var ya. Orada oynayan takımı da 11 tane sahada o ayak topunun peşinde koşan 9'u 8'i yabancı. Ya 9'u 8'i ya şöyle...
Ya evet, yani. Onlar niye yabancı ki? Hiç de yabancı olmana gerek yok. Şimdi havaalanına gidiyorsunuz. Başakşehir konusuna da gireceğim de onu bir dahaki yayına bakalım. Hayır. Onlara yabancı diyemezsin. Şöyle ki diyemezsin. Yok, yabancı demiyorum Başakşehir'e. Hayır. Oynayan futbolcuya da yabancı diyemezsin. Niye? Niye? Bu adamlar çünkü 250 bin dolarlık ev aldıkları anda Türk vatandaşı. Adamı 5 milyon euroya transfer ediyorsun. 250 bin dolarlık ev bir zahmet alsın. Ertesi gün pasaportunu getiriyorlar. Buyur abi diyorlar. Adam bırak futbolculuğu, başbakan bile seçilebilir. Her hakka sahip. 250 bin dolar lig ev alan, bak veren de değil. Bari versen işte 250 bin dolar olur. 250 bin dolarlık ev alan herkese sen Türk vatandaşlığını beleşe veriyorsun. Hem yatırım yapıyorsun. Üstüne üstlük adama Türk vatandaşı pasaportunu veriyorsun. Her hakkını tanıyorsun. Bu adam senden benden Türk ya. 250 bin dolarlık almış. Yani bütün futbolculara 250 bin dolarlık sen git ev al. Al sana 11 tane Türk de çık. Yani bu kadar ucuz ki Türk vatandaşlığı. Dünyanın en ucuz ülkesinin vatandaşlığı Türk. Daha ucuza ben vatandaşlık görmedim. Ha, herkes Portekiz diyor da Portekiz'de 6 yıl sonra vatandaşlık veriyorlar. Gidip 500 bin dolara ev alırsan. Üstüne üstlük kalıyorsun. Sen burada 250 bin dolarlık eve vatandaşlık veriyorsun. Yani dünyanın en ucuz vatandaşlığı. Yani pasaportun hiçbir değeri yok. Yani onlara yabancı diyorsun. Herifler yarın ev aldırırlar. Türk statüsünde oynatırlar. O yüzden evet. Çok büyük bir anlamı yok o yabancı hikayesi. Şimdi dolar kuruna geleceğim ama hafta dolar sonu... faiz ve altın ve diğer piyasa enstrümanlarını konuşmamız gerekiyor hızlı. Konuşacağız ama Murat şimdi bu hafta Cuma günü önemli. Neden önemli? 3 tane derecelendirme kuruluşu var dünyaca bilinen. Fitch, S&P, Standard & Poor's ve Moody's. S&P bu hafta Cuma günü Türkiye'nin notunu gözden geçirecek. Bu arada bunlar 2013 yılında Türkiye'yi iki tanesi yatırım yapılabilir düzeye çıkarmıştı. Bir de arttırabileceğine inanan arkadaşlar var. İnşallah sen de onlardan değilsin. Yok canım. Yani bunlar o zaman bak not arttırdıklarında ve Türkiye'ye yatırım yapılabilir seviyeye getirdiklerinde onlara hiçbir şey söylemiyorduk. Biz hak ettik, onlar verdiydi. Ondan sonra bir not indirim süreci başladı. Dış güçler dedik. Hani yel değirmenleriyle ve içeride dışarıda düşman yaratarak gölgelerle savaşmayı seviyoruz ya. S&P bu Cuma günü Türkiye değerlendirmesini yapacak. Bu arada notu, verdiği not yatırım yapılabilirin 4 kademe altında. Görünümü de durağan, görünüm pozitif, durağan negatif olabiliyor ya. Durağan demek 1-2 yıl içinde notunu değiştirme niyetin pek yok demek. Yok. Beklentin ne? Piyasa ne bekliyor bu arada? Sen ne bekliyorsun? Borsaya bakarsak, bir iki yoruma bakarsak acaba pozitife çevirebilir miyim? Not arttırımını bekleyen fazla duymadım. Görünümü mü pozitife çevirmek? Görünümü pozitife çevirmeyi bekleyen var. Ben değilim. Ama S&P'nin çalışma yöntemini bilen biri olarak eğer illa değiştirecekse negatife çevirir. Asla pozitife çevirmez. Ve durağında kuvvetle muhtemelen bırakacak. Biz S&P ile çalışıyor muyuz Murat? Biz S&P ile çalışmıyoruz. Onlar bize çok kötü not verdikleri için biz onları dehledik Cumhurbaşkanımızın deyimiyle. Biz onlara deh dedik. Bunu biz sadece bildiğim kadarıyla Fitch ile çalışıyoruz. Diğerlerini Moody's ile S&P'yi dehledik ama bu dehlememiz onların... Moody's'den emin değilim Murat. Moody's'de de çalışmıyoruz. Moody's'den emin değilim. Moody's analistlerini artık Türkiye'de tutmuyordu. En son şey oydu ama... Çalışmıyoruz. Moody's'le para veriyoruz. Çünkü en son Sayın Mehmet Şimşek'in o yönde bir açıklaması olmuştu. En hayır, son. Hayır. Moody's'le... neyse. Önemli değil. Peki. Ya hayır, şöyle bir sorun var. Biz onlarla çalışsak da çalışmasak da onlar bize not vermek zorunda. Not veriyorlar. Oraya geleceğim. Çünkü kendi müşterileri için notluyorlar. Diyorlar ki ben Türkiye'den tahvil alacağım. Adamlar %24 dünyada olmayan faizi veriyor. Avrupa'da faiz 0. Japonya'da faiz 0. Amerika'da faiz 2-2,5'larda. İsviçre eksi faiz veriyor. Dünyada para kazanacağım kek ülke yok. Türkiye'ye yatırayım mı diyorlar. Vallahi risk senin küçük yatır diyorlar. Haliyle müşterilerine ne yapmaları gerektiğini söylemeleri lazım. Not vermeleri lazım. Bir de sistem hani şöyle de çalışıyor. Firmalar hani bilmeyenler birazcık da finansal okuryazarlık diyoruz ya hep. Bu işte mesela Türkiye'deki şirketler diyor ki bu derecelendirme kuruluşlarına gel beni derecelendir. Al bu parayı. Hizmetinin bedeli olarak bana bir not ver. O notun bir avantajı oluyor. Bu derecelendirme kuruluşları bütün itibarları yerle yeksan oldu 2008-2009 krizinde. Tabii, tabii. O ayrı ama. 3A verdikleri şirketler battı cayır. Ama bugün o not sayesinde işte yurt dışından borçlanma vadeni uzatıyorsun, maliyetini düşürüyorsun. Faydası da var, külfeti de var. Ama hala. İşte faydası yukarıda. Yani sonuç olarak Cuma günü sen diyorsun ki not arttırımı asla olmaz. Mümkün indirim değil. İndirim de olmaz. Olmaz. Ama görünümü? Görünüm de olmaz. Ama şimdi Murat... Ölü numarası yaparlar. Ölü numarası yaparlar. Aynen öyle. Yani eğer olursa illa görünüm değiştirecek hangisine para basıyorsun dersen ben
negatife çekmeye veririm ama artık dibin dibini görmüşüz, daha ne negatife çekeceğiz yani. Zaten çöpüz. Yani şu anda Türkiye yatırım yapılamaz. Dört kademe altında dediğin gibi. Spekülatif bölge. Spekülatif evet. bölgede. Yani ama öyle pozitife çevirir, altta Türkiye iyi gidiyor falan. IMF bunları IMF diyorum. Standart & Poor's bunları yemez. Yani gidiyor adamlar sayılara bakıyor. Yani senin faizlerin aşağı iniyor. 10 yıllık faizlerin %15'in altında. Allah Allah. Ya 10 yıllık faizleri %15'in altında kim alır arkadaş? Yani şöyle %75'i yabancılarda, %25'i Türklerde deniyor. Kimse. Kimin? Şu anda Türkiye 10 yıllık faizleri, tahvil faizleri %15'in altında. Ha, %15'in altında da yabancı almıyor. Açıklamaya göre %75'i taşıyanlar yabancılar, %25'i Türkler, hatta %22'si Türkler. Çoğu yabancılar da ama. Veriler öyle demiyor Murat. Yani en son ben de televizyondan duyduğumu söylüyorum. Bir açıp saymadım ama gidip de %15'in 10 yıllık faiz alan arkadaşı. Ne duyduğun değil, nereden duyduğun önemli. Şimdi nereden duyduğum ismini birebir vermek istemiyorum. Sen nasıl Tanzim satış mağazalarında ne açılması gerektiğini söylemiyorsan ben de bunu söylemem. Sırlar dünyası. Ama bak, programa yeni başladık. Ben bu programın çok uzun soluklu olmasını temenni ettiğim için ne istediğimi söylemedim. Hakkım yok mu? Hakkın susma yok. Hakkım yok mu? Yani insanlardan saklama hakkın yok. Sen şu anda halka mal olmuş birisin ve kendi gidip Tanzim satış mağazasında ne satılması gerektiğini söylemiyorsun. Yani bilemiyorum Altan. Evet. Durum kötü. Murat, şimdi bir sonraki konu başlığımız dolar kurunu, ben sona bırakıyorum özellikle. Şimdi biliyorsun dolar kurunu sona bırakıyorsun da yavaş yavaş dolar kuruna gelin çünkü biraz hikayesi daha farklı. Hızlı faizleri anlatayım. Niye düşük? Sen doları anlat. Şunu bir merak edilen sorular geliyor da bir. Sorum Merkez geldi. Merkez Bankası Şubat'ta faiz, ya Şubat'ta diyorum, Mart ayında faiz indirir mi? Birinci sorun bu. Yok, indiremez. Seçimlerden önce kımıldayamaz. Her ne kadar Erdoğan yüksek enflasyonun sebebi yüksek faizdir dese de sanıyorum, bak artık miting alanlarında hiç öyle bir şey söylemiyor. Galiba sanıyorum ekonomi A101'i geçti gibi geliyor bana. Peki Türk lirasında tasarrufunu park etmiş olanlar mevduatta reel anlamda kazanıyor mu? İkinci sorum da bu. Reel anlamda enflasyon düşerse kazanırlar ama Hayır, şu an kazanıyor mu? Şu anki hesaba göre? Şu anki hesaba göre kazanmıyor. Hemen hemen mevduat faizlerinin belki yarım, belki bir puan üstüne mevduat alıyorlar. Enflasyonun üzerinde. Murat, 20-21'e düştü mevduat faizi. Merkez Bankası hala bankaları 24'ten fonluyor. Ama bir dakika, sen %21'i koydun bankaya TL mevduat, ondan stopaj kesiliyor. Stopaj da düştü mü? Düştü, senin getirin %18'e. %18 getirin var. Paranın enflasyonla %20 değer kaybediyor. Ama sen bu ay için düşünüyorsun. Bu ay için düşünüyorum. Şimdi, enflasyon düşecek mi Murat Allah aşkına? İyi, sen şimdi yıllık %18, %19 alıyorsan enflasyon 16-17'ye düştüğü anda 1-2 puan kârdasın. 16-17'ye yani. Falan TÜİK enflasyonu düşebilir. Düşecek. TÜİK enflasyonu düşecek. Gerçek enflasyonun 16-17 olma ihtimali. Boşu boşuna Tanzim satış mağazası açmıyorlar. Yani diğer fiyatları deterjan satacağım diyor. Sonra kırtasiye ürünlerine kadar. Yani belli ki AK Parti işine giriyor. Süpermarket işine giriyor. Evet. Peki. Ama keşke bak AK Parti yönlerim çiğ köfteci de açmalı. Çok para var o işte. Bizim sokak paso çiğ köfteci. Bence çiğ köfte işine girmeliler. Orada da para var. Yani sırf manavlıkla bırakmamalar bu iş. Yani sen serbest piyasa ekonomisine devleti sokuyorsan bil ki çok büyük risk alıyorsun. Çünkü ilk önce tedarikçiyi batırmaya başlayacaksın. Gideceksin manavları batıracaksın. Sen bütün üretenlerden, çiftçilerden mal alamayacağına göre çiftçileri bu işten soğutacaksın. Yani 7,5 milyon çiftçi sayısı 2,5 milyon kişi azalmış ya. Hal yasasının hali ortada. Her defasında ucundan, başından, o tarafından beri çıkacak hal yasası. Çekiyoruz. Her defasında düzelttik, gıda fiyatları şöyle düşecek, böyle düşecek diyoruz. Her defasında farklı bir kriz çıkıyor. Bu arada gel bak, gör ki hal yasasında bir hata yok. Hı? Hata yok. Yani hal yani gözden geçirilmesi gereken çok şey var. İçeride 16 yıl, 17 yıldır zaten her gün gözden geçiyorlar, değiştiremiyorlar. Anladım, demek tamam. ki değiştirilecek nokta yok. Evet. Sen gidip de köprünün geçişini 200-300 lira yaparsan kamyonlar için, gidip mazotun fiyatını anormal fiyatlara koyarsan, Antalya'dan otobüs bileti alsan 140-150 liraya gelir zaten o limon buraya. Sen ne yapacaksın? Nasıl getireceksin limonu İstanbul'a? Doğru. Yani mümkün değil düşmesi. Şimdi soru şu. Fed bir Fed anda durdu. Amerikan Merkez Amerikan Bankası. Merkez Bankası. Fed bir anda durdu. Bir anda durdu. Neden panikledi? Bir bunu öğrenmek istiyorum senden, senin görüşünü. Bir küresel kriz mi geliyor? Gelirse biz de bedelini ödeyeceğiz. İki, Fed'in durması sence geçici mi?
ve gelişen piyasalara bizim gibi şu giren sermaye kalıcı olur mu? Kurda 5.19, 5.20 desteğinin altı gerçekleşir mi? Güzel. Şöyle ki, FED aslında durmadı. Sadece durduğunu söyledi. Çünkü gelen verilere bakıyoruz. Amerika şahlanıyor. Yani hiç kötü veri gelmiyor. Bir tane kötü veri gelmiyor. FED'in durmasının hikayesi Trump'ın çok baskılaması ve bunun karşısında bir geri adım attığını sezdirmesi. Yani dolar hala dikkat edersen değer kazanıyor FED olduğu için. Ve bu sene ben iddia ediyorum FED yine faiz arttıracak. FED yine para çekmeye devam edecek. Eğer yapmazsa dünyada enflasyon, yani bütçe 4,5 trilyon dolara çıkar diyoruz ya, bütçe genişlemesinin anlamı dünyada para basmaktır. Sen 4,5 trilyon dolar para basmışsın, dünyayı sürmüşsün. Türkiye, gelişen ülkeler, Brezilya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Romanya, Polonya, bunların hepsi yararlanmış. E şimdi Brexit var, Brexit'i görmeye çalışacak. Çin biraz sallanıyor, onu görmeye çalışacak. Yani Fed'in duracağı falan yok. Sadece durmuş gibi yapıyor. Benim kişisel görüşüm bu yönde. O zaman 5.20, 5.19'da bu 200 günlük tarihi hareketli ortalaması var. Çünkü insanlar merak ediyorlar. Bak, millet deli gibi döviz alıyor. Bireyleri konuşuyorum. Evet. Firmaların gırtlağına kadar döviz borcu var. Herkes şunu öğrenmek istiyor. Bu döviz borcumuzu istinaden bugünlerde hazır kurda düşmüşken alsak mı diye. Çünkü bu ülke 7.20'yi de gördü Murat. Bu ülke 7.20'yi gördü. Yani hiçbir yurttaşımız 7.20'den işlem yapamadı ama dolar kuru 7.20'yi de gördü. 7.20'den 5.20'ye geldi diye sevinip kriz bitti diyemeyiz. Bunu konuşacağız. Bir sonraki programda konuşuruz detaylı, sayı vererek. Şimdi 5.20'den alan bir insan yıl sonunda 6 liraya satarsa tabii faiz geliri var. Çünkü alternatif geliri var. 6 liranın üstüne sattığı her meblağ onun kârı olarak ona yansır. Şimdi 6 lira olması imkansız mı? Vallahi işin açıkçası değil. Bu yüzden ben olsam ne yaparım? Ben olsam seçime doğru, şu anda çünkü seçime kadar çok hareket etmesi çok kolay değil. Türkiye'nin tansiyonunu ölçen hikaye ne faizdir, ne altındır, ne borsadır. Dolardır. Eğer sen dolar artarsa kimseye anlatamazsın ki seçimlerde AK Parti ve MHP'nin oyları gittikçe düştüğü gözüküyor ve bu önlemleri alıyor. Bu popülist önlemler daha da alınacak. O yüzden seçimlere kadar fazla bir hareket yeri yok. Ve dikkat ederseniz hep yurt dışından yabancı parayla borçlanıyoruz. Yani doların ne yaparlarsa yapsınlar, ne olursa olsun hareket yeri yok. Seçimlere kadar doları tutmaya çalışacaklar. Tutamadıkları gün zaten çok ciddi dolara girilir. Belli ki Merkez Bankası'nın kurşunu bitmiştir ama şu anda Merkez Bankası'nın kurşunu var. Seçime yaklaşırken biraz ufaktan dolar alınabilir. Ondan sonra da tutulabilir. Çünkü doların ben ebediyen 5.20'lerde, 5.30'larda bu yıl boyunca tutulacağını sanmıyorum. Bir dakika, hemen yatırım tavsiyesi değildir. Sen tabii ki canım. Kendi görüşünü. Ben sana söylüyorum. Sen bence yap diyorum. Yani evet. Sana bu tavsiyeyi veriyorum. Bana veriyorsun. Güzel Erkin diyorum. Ne yapacağım diye sordun ya paranı bana. Evet. Bence şu anda faizler güzel. Faizler de tut. Ama yani ufaktan dolara da göz kırpmaya başladı seçime doğru. TL'de mi? Bak şimdi Murat, ben küresel ekonomiyle ilgili çok farklı bir beklenti içindeyim. Yani onu söyleyeyim. Şeyi bilirsin. Develerin çöl dikeni aşkını bilirsin. Şöyle bir anlatayım. Develere çöl gemisi İnşallah derler. İnşallah benim bildiğim değildir. Anlatıyorsan. Develere çöl gemisi derler. Bu hayvanlar uzunca bir süre çölde aç, susuz yaşayabiliyor. Ama çok sevdikleri bir çöl dikeni var. Ve çöl dikenini yedikçe damakları yarılıyor. Ve kan geliyor. Bu arada deve müthiş bir haz alıyor. O çöl dikeniyle kanın birleşmesinden oluşan bir lezzet var. Bayılıyor develer buna. Yedikçe kanıyor. Kanadıkça yiyor. Ve şöyle düşünüyor deve. Bunlara, bu hadiseye Araplar hares ederler. Deve lezzetin kandan değil dikenden geldiğini biliyor. Eğer durdurmazsan hayvanı bir noktada ölüme gidiyor. Aynısı kutup ayıları için de var biliyorsun. Ha, doğrudur. İşte küresel ekonomiyi, kapitalizmin, şu an neoliberalizm bayrağıyla yürüyen kapitalizmin batmaya yaklaştığı günlerdeyiz. 2008-2009 krizinden çok daha ağır bir kriz yaşayacağız. 2019'un son çeyreği olabilir, 2020 olabilir. Ben demiyorum, model diyor. O yüzden ben bir de küresel kriz gelirse Türkiye eller kollar havada giderken, bir de küresel krize yakalanırsak ve bir de bu dış kaynaksız olursa dolar kurunda bu seviyeleri ararız. Yatırım tavsiyesi değildir. Ya tabii ki yatırım tavsiyesi değil de şimdi ben bu yıl hiç küresel kriz Amerika'da çıkmaz bir kere.
Yani dediğin gibi panik oldular, bir anda durdurdular. Benim bilmediğim bir şey varsa, yani verilerden daha değişik bildikleri bir şey varsa eyvallah. Ama Avrupa'nın durumu kötü, Brexit kötü, Çin'in durumu kötü. Yani gelişen ülkelerin durumu, herkes bizden iyi ama genelde onlar da çok kötü. Yani ama bu sanki bir yıl, bir buçuk yıl bizi götürür gibi geliyor. Ben birebir küresel krizin bu yıl çok hızlı çıkacağına inanmıyorum. Ha, ama bizim durum tamamen farklı. Hala en kırılgan ülkeyiz. Hala can sıkar durumdayız. Borsa ne olur derseniz, borsa çok hızlı arttı. Bu saatten sonra bankalar özellikle çok hızlı arttı. Bankacılık hisseleriyle yükseldi. Bütün hisseler yükselmedi. Bankacılık hisseleri yükseldi. Bankacılık hisselerinin yükselme hikayesi de yani 500 milyon dolar getir bana, ben endeksi sana 110 bin yapayım. Üstüne bir 500 milyon dolar daha getir, ben sana 115 bin yapayım endeksi. Evet. Yani para girdik, yani reel ekonomiyle piyasa ekonomisi arasında çok kopukluk var. Yani borsa asla reel ekonomiyi yansıtmıyor. Şirketler hala kan ağlıyor. Yani iki tane şirket konkordato ilan etti yeni. Gözlerim açık kaldı, bunlar nasıl konkordato ilan eder? İsmini bildiğim hakikaten büyük şirketler. Yani bu konkordatolar devam ediyor. Ederler Murat, ederler. Türkiye nakit krizi yaşıyor, daha yeni başladı. Daha yeni başladı. Ona en fikirim. Şimdi bir şey daha, şimdi sosyal medyada genelde gelen sorulardan biri. Diyorlar ki Ankara ve İstanbul siyasi otoritenin elinde kalırsa, bir değişim olmazsa, Antalya, Bursa, Adana vesaire bunlar önemli. Bir değişim olmazsa, 4,5 yılda seçim olmayacağı için siyaset biraz daha ekonomi odaklı gider, tansiyonu düşürür, dolayısıyla dolar kuru geriler. Ben kendi görüşümü aktarayım sonra, bu görüşe cevaben, sonra sana soracağım. Şöyle bir gerçek var. Haziran seçimlerine kadar, geçen seneki 24 Haziran seçimleri öncesindeki tüm seçimlerde şunu gördük. Mevcudun devamı, siyasi otoritenin devamı, gerek belediye seçimleri gerekse de hükümet, parlamento seçimleri, yabancı yatırımcı akabinde Türkiye'deki riskini arttırmış. Yani kur düşüyor, borsa yükseliyor. Lakin son seçimde artık dış dünyada öyle bir negatif algı var ki, ülke geneliyle ilgili birçok açıdan, ekonomi dışı her, 24 Haziran seçimleri öncesinde yabancı yatırımcı riskini azalttı. Ve seçim sonuçları otoritenin devamı olmasına rağmen arkasından kur düşmedi, borsa yükselmedi, hatta kontrolsüz bir kur şoku yaşadığımız bir dönemdi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, artık o değişti. Mevcudun devamı Londra yatırımcısı tarafından pozitif, geçen sefer algılanmamıştı. Bu sefer de ben öyle algılanmayacağı kanaatindeyim. Hatta büyük şehirlerde bir yani değişim olursa... Mantıkları şöyle çalışıyor. Yani geçen hafta hasbelkader, hasbelkader değil aslında, devamlı konuşuyorum. Yurt dışında yatırım yapan ciddi fon yöneticileri arada bir ararlar. Murat ne olacak piyasa derler. Bak beni çok önemserler. Ya ben onlara piyasa görüşümü anlatırım. Onların görüşleri biraz daha farklı. Diyorlar ki ya kendi ülkelerinden alışmışlar. Türkiye gerçeklerine uzaklar. Bunlar diyor belediye seçimi diyor. Yani belediye yönetimi değişse ne olacak, değişmese ne olacak? Ben kendi şeyimin, yaşadığım şehrin belediye başkanının adını bile bilmem diyor. Evet. Yani onu Türkiye'de olay tamamen farklı. Yani onlar yönetim değişmeyecek diyor. Erdoğan değişmeyecek diyor. Yani hiçbir şey değişmeyecek diyor. Bu alt tarafı diyor. Mahallede muhtar değişecek diyor. Niye sizin için seçim bu kadar önemli ki diyor. Ama işte bizde AK Parti'nin esas gelir kaynağının belediye olduğu ve bu belediyeler sayesinde gücünü koruduğunu anlatamıyorsun. Buna bir de inşaat sektöründe ekle. Tabii inşaat sektörü. Bak mesela enerji sektörü. En zor durumda şu anda inşaat sektörü, iyi değil mi? Enerji sektörü anormal kötü durumda. İnşaat sektöründe batan paradan daha fazlası enerji sektöründe batık şu anda. Hiç dile getiriliyor mu? Getirilmiyor. Niye? Çünkü halkı ilgilendiren bir şey yok orada. 3-5 firma garibim acı çekiyor. İnşaat sektöründe adamlar ev almış, evini teslim alamadığı için inşaat sektörü sorun. Ama enerji sektörünün batan kredilerine bakın, ağlamaya başlarsınız ya. Mendil yetmez. Tanzim satış mağazasından gidip böyle havlu peçete alırsınız ya. Satmıyorlar ki daha. Satacaklar nasıl olsa, her işe giriyor devlet yavaş yavaş. Özel sektör kaybolacak, esnaf özel sektör olacak. Ya serbest piyasa ekonomisini bu kadar hızlı terk eden bir ülke olabilir mi ya? Yani kabak pahalı diye senin görevin organize etmek, gidip oraları kontrol etmek, yapmak. Ama sen ne yapıyorsun? Adamla başa çıkamıyorsun, gidip mağaza açıyorsun yanına, zararına satıyorsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi günde 200 bin lira zarar ediyormuş bu satışlardan. Daha dün başladı 200, bugün 400. Şu Tanzim satış hikayesi başladığında aklıma ilk sen geldin.
Dedim ki bu hafta salı günkü program Murat'a tam malzeme çıktı. Tanzim satış başladığında aklıma ilk ne geldi? Venezuela geldi. Ya bunun yapılmışı var. Venezuela bunu 10 sene önce yaptı. Yani ilk başta gitti zabıtalarla şey yapamadı. Sonra kendi gitti ucuza satmaya başladı. Sonra kimse hiçbir şey üretmemeye başladı. Çünkü satışları kendi yapıyordu. E haliyle sonra satacak bir şey bulamadı. Yani biz kıtlık mı var ülkede, savaş mı var? Sen neye göre insanları kuyruğa sokuyorsun ya? Yani git kontrol et, ucuzlat. E zabıta önlemleri yetmedi mi? Yetmedi. Çünkü niye yetmedi? Suçlu yok ortada. Yani kimse suçluyu buluyorsan ceza kes. İşte yok ki. Suçlu kabzı mal, suçlu market. Bir şeyin Azeri bir düşünür var. Dur hatırlayabilirsem söyleyeceğim. Çok güzel bir sözü var. Araplar kadar güzel masal uyduran, İranlılar kadar güzel masal anlatan, Türkler kadar da masallara inanan başka bir millet yoktur diyor. Azeri bir düşünür. Şimdi kim olduğunu hatırlayamadım. Ve biz bu hikayeyi yani hani şimdi öyle bir algı oluştu ki bak orada market, bak orada kabzı mal, bak orada aracı, bak orada komisyoncu. Ya niye bunlar oluyor? Senin... Çünkü dış mihrakla laf edemiyoruz. Çünkü o dış mihran parasına ihtiyacımız var. Almanya'ya laf etsen, güzel. Hollanda Türkiye'nin en çok yatırım yapan ülke. Hadi Amerika'ya laf ettik, aldık ağzımızın payını. Kimseye Rusya'ya laf edemiyoruz. E kimseyle dış mihrak bulamayınca iç mihrak. İç mihrakta CHP sıktığı için artık kabzı mal manav. Ya arkadaş sana bir kağıt geldi. Evet. Kağıt geldi. Artık yayınımızın sonuna geldik. Erkin Bey makyajınız akmış. tamam abi. Peki. Efendim programımızın tekrarı bu akşam 10-11 arasında. O sırada Fener'in maçı var. Evet, YouTube'dan da izleyebilirsiniz. İlginiz ve destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Valla YouTube izlenmemiz 50 binin altına düşerse hakikaten kendilerine teessüflerimi bildireceğim. Haftaya buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyorum.